Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefii'i zülübina Muhammed. Sallu ala tabibi gulübina ve burrat a'yunina Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keyfe tekfurûne ve entüm tütlâ aleykum âyâtullâhi ve fîküm rasûlü. Ve men ya'tasim billahi fekal hüdye ilâ sırâdın müstakîm. Ya eyyühellezîne âmenü ittegullâh. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلى الله عليه وسلم. Evlat Ali hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Amin. Hoşlandı, razı oldu, tüm güzelliklerimizi ikram etsin. Amin. Hoşlanmadı, razı olmadı, hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bizi ayırmasın. Amin. Mevla hepinizden razı olsun. Amin. Mevla'ya sonsuz şükürler olsun. Bak bir pazar sabahı yine elhamdülillah bizi razı oldu, hoşlandı, beğendiği cennet bahçelerinde buluşturdu elhamdülillah. Bu büyük nimet. Rabbim güzel şükretme kabiliyeti hepimize ikram etsin. Nankör kul olmaktan her birimizi muhafaza etsin. Amin. Şimdi malumunuz Risale-i Kusey'den bir beyt okuyacağız inşallah. Birkaç ayet-i kemanesi vermeye çalışacağız. Hocalarımız burada. Hadi şeyhler okuyacaklar, mektubatlar okuyacaklar. Feyizleneceğiz, bereketleneceğiz inşallah. İnşallah. Ama bu hafta şöyle karar verdim. Var mısınız bilmiyorum tabii. Herkes kendisi bir düşünsün. Eksiğimizi varsa tamamlayacağız diye karar verdik. İnşallah. Yani hoca konuşacak, cemaat dinleyecek değil de ne yapacağız? Hoca konuşacak, cemaat dinliyor. Ne eksiğimiz varsa hayata geçiriyoruz inşallah. İnşallah. Hocam eksiğimiz yoksa o zaman şükrediyoruz. Olmaz mı? Olur inşallah. Şükrederiz ya. Rabbimize teşekkür ederiz elhamdülillah. Ne güzel ama illa bir şey çıkar. Hep beraber incelerim inşallah. Niye hocam bunu söyledim başta? Eğer bu niyetle dinlerse insan, bu niyetle dinlerse o zaman insanın beyninde, kalbinde kalır ifadeler. Ama yoksa eğer hayata geçirme niyetiyle dinlemezse daha dinlerken unutmuş olursun ya. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet. Şimdi Risale-i Kusey'den bir beyt sırayla okuyoruz Risale'yi. Baştan söyleyeyim. Onun da sebebini söylüyorum. Daha önce söyledim, yine söylemeye çalışıyorum. Yani cemaat ne yapmasın? Bize özel, herhalde özel bir şey hazırladığı filan ifadesi olmasın. Sıra nereye geldiyse oradan devam ediyoruz yani. Çünkü cemaat öyle düşünür. Ya bu akşam sabah sabah da geldi. Bak neler anlatıyor bize demesin diye cemaat. Olur der cemaat. Siz demezsiniz Allah'ın size. İnşallah deseyse. Niyetiniz yok derseyse galiba. Şimdi buyuruyor ki Mustafa Efendi'nin büyük şeyh efendi, büyük şeyh efendi, büyük insanlar büyük konuşuyor arkadaşlar. Rabbim inşallah bize de o kabiliyeti nasip etsin inşallah. Amin. Eğer bin yıl dise Allah bir salik, murad olmasa Allah-u Malik, devam asla verilmez belki halik, belki halik, ismi maksut değildir belki malik, murad kıldat hakkı, gel gidelim cemali ve kemali sebebi. Böyle mi başarmayasınız? Amin. Eğer bir yıl dese Allah bir salik, bir Allah yolcusu, Allah'ı bilme isteyen, eğitimi alan kişi. Salik demek, Allah eğitimi alan kişi. Nasıl durumun? Hakikaten Mevla Teala'yı bilme hususunda, Rabbimi tanıma hususunda, Rabbimden gerçekten istifade hususunda, Mevla Teala'yı gerçekten marifetleriyle, hakikatleriyle, sırlarıyla çözme hususunda nasıl durumun? Var mı böyle bir derdin? Yoksa senin çok basit dertler senin bu işlerden engelliyor mu ya? Bir bakar mısın sağ tarafında böyle bir ifadeler de sürüyor mu ya? Hakikaten benim bir derdim var hocam.
Rabbimi nasıl bileceğim derdim ben. Üzülüyorum hocam. Kalkıyorum, yatıyorum, kalkıyorum, bunu düşünüyorum hocam. Var mı öyle bir şey? Yoksa senin dertlerin başka. Dua edeyim mi? Evet hocam. Ne diye dua edeyim? Hemen sar bakalım. De ki hocam, Rabbimi en güzel şekilde bilen kul olarak dua et bana be. Böyle bir tane isteyen duymadım ben. Açık söylüyorum. Hep var. Ne? Biliyorsun işte. Bir tane var mı? Sen bir tane. Sıkıntı var biliyorsun. Rabbim inşallah başarmayı nasip etsin. Başaracağız arkadaşlar. İnşallah. Yani derdimiz olacak. Allah'ı en iyi bilen kul olacağız. Mevla Teala hususunda gerçekten bir gayretimiz olacak. Vazifelerimiz varken, varsa o vazifelerimi yaparken zevken yapacağız. Eğitimi zevken devam ettireceğiz. Nankörlük asla yapmayacağız. Bulunmuş olduğumuz eğitimin kıymetini bileceğiz. Rahmetli Sırcım Allah rahmetini söylerdi. Allah'ı bilme eğitimi zevk işidir derdi, zevk. Zevken yapacaksın bu işi. Çünkü zevklerin sahibine talipsin inşallah. İnşallah. Ama eğer 1000 yıl dese diyor Allah bir misali, bir Allah yolcusun, Allah'ı bilmek istiyorum diyen bir kişi 1000 yıl dese, ne diyor? Allah diyor. Ama murad olmasa Allah-u Malik. Ağzından Allah diyor ama derdi, arzusu, iştiyakı Allah'a kavuşmak değil. Allah'ı bilmek değil. Ağız alışkanlığı. Bazısı alır ile tesbihi. Çok şükür, çok şükür, çok şükür derler. Ne diyor ben dediğiler. Diyor çok şükür diyor ama kalp başka yerde, gözler başka yerde, gönül başka yerde, hareketler başka oluşumun içinde bulunduğu yer, bulunduğu yer yer değil. Bulunduğu yer yer değil. Ondan sonra ne yapıyorsun burada? İşte çok şükür, çok şükür diyorum. Evet, bırak seni çok şükür deme ya. Gerçekten senin derdin, hakikaten gönlünü, azalarını, bütün uzuvlarını, hatta ve hatta ibadetlerinde insan Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Tam bir yöneliş. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Nasıl bir yöneliş? Tam bir yöneliş. Sizin gibi inşallah. İnşallah. Öyle değil misiniz? Öylesinizdir Allah'ın. İnşallah. Ama yakışmayacak halde düşmemek lazım. Düşünsene. Namazda bir görünüyorsun, öyle bakılıyorsun. Ah, maşallah ne güzel de namaz kılıyor. İşte o güzelliği içinde kalp nerede olmalı? Huzurda olmalı arkadaşlar. Efendi Hazretlerimizin bir ifadesi var. Katlasallahu sunuhu. Bak çok önemli bir ifade ha. Bak üzerinde duruyorum. İnsan buyuruyor Efendi Hazretleri. Bak dikkat et. Camiye gelir. Yani mescide gelir. Namaz kılar. Çıkar. Allah'a hiç atılamaz ha dedi. Niye? Çünkü Allah muhafaza etsin. İş takıntısı veya eş takıntısı. Hanımıyla bir sorunu varsa kafayı bir takıyor hanımına veya çocuğuna veya işine veya komşusuna. Bir takıyor. Geliyor camiye. Çıkıyor. Hala onunla kavga ediyor. Hala kafada o var. Ya bırak be kardeşim Allah rızası için bırak. Diyor ya, dersiydi işte. Mevla'yla ama kimseye sokmayacağım. Ha soktun işte bak. Hanımını da soktun, işini de soktun, eşini de soktun, her şeyi soktun. O yüzden Rabbim bize dostlarına kıymetini bilmeyesin. Bu işi dostlarından öğrenmezsek, bu eğitimi almazsak, bizim kafamızda böyle olmayacak şeylerle beraber vaktimizi geçiririz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bak dikkat et, ne yapmış? Camiye gelmiş. Namaz da kılmış kendine göre. Ama kafa nerede? Diğer türlü olsa manevi olarak 5 defa temizlenmiş olur insan ya. Onda bir kil kalır mı diyor Efendimiz? Onda bir kil kalır mı? Kalmaz. 5 defa günde temizlenmiş oluyor. Efendimiz öyle tarif ediyor namazı. Evinin önünde diyor bir nehir aksa. Ne yapsa söyle bakayım. Evinin önünde nehir aksa. 5 defa günde diyor orada insan yıkansa. 5 defa da ne yapıyor? Orada o insan da diyor kir kalır mı? İşte namaz bunun gibidir. 5 defa günde temizlenmiş oluyorsun. Hala namaz seni bir takım şeylerden engellemiyorsa rica ediyorum namazını kontrol edeceksin ya. O var kadar. Sizi tenzih ederim. Sizin Allah'ın izniyle namazınız mükemmel inşallah. İnşallah. Biraz korkarak söylüyorsunuz ama.
Niye korkuyorsunuz ya? Bir şey var demek bu etkinizde. Korkma korkma, rahat ol. Biiznillah. Namazı cemaatle kılarsan garantisi var Allah'ın. Neyle kılarsan? Cemaat. Ama tek başına kılmanın garantisi yok. İnşallah Mevlam cemaate de dikkat etmeyi nasip etsin. Amin. Demek ki insan niyetinde Allah diyecek, niyetinde de Allah'a kavuşmak, Allah'ı bilmek, Allah'ın Celle Celaluhu'nun güzelliklerini, sırlarını öğrenmek derdi olacak inşallah. Sevap asla verilmez belki halik. Eğer diliyle söylüyor ama kalp yok. Dilde var. Alışkanlık hale getirmiş. Söylüyor ama kalpte yok. Bu insan diyor buna sevap verilmeyi bırak. Belki de helak olur. Rabbim her birimizi muhafaza etsin. Bu işin eğitimini almadan, bu işin eğitimini görmeden yaptığımız hareketler gerçekten sıkıntılı olur. Güzel insanlar, kaliteli insanlar. Hangi işte bir insan, soruyorum Allah rızası için ya. Hangi işte eğitim almadan olaya başlasa adam? Hangi iş olursa olsun ama. Şunu bunu demiyorum. Hangi iş olursa olsun. Adam eğitimini almadan işe başlamış. Sen o eğitimini almadan işe başlayan adama iş verir misin? Anlayamadım. Adamın ne olduğu belli değil. İşi eğitimini almamış ya. Sırf tehlike. O yüzden normal bir işlerde bile insan eğitimini almadan bu iş öyle olursa Allah eğitimi almayan insanın durumu ne olur ya? Rabbim bu eğitimden güzel istifade edebilir. Bunların yolu arkadaşlar Allah dostlarından geçer. Rabbim bizi çok kıymetli bir Allah dostuyla tanıştırdı. Kıymetini bilememekten Mevla abimizi muhafaza etsin. Onu da bilmek lazım arkadaşlar. İsmi maksut değildir belki Malik. Çünkü Mevla Teala'nın kendisine kavuşmak, kendisini bilmek, Zat-ı Bakü bilmek, sıfatlarını bilmek, güzelliklerini bilmek, esmasını, efallerini bilmek, itibarlarını bilmek, şanlarını bilmek, bu güzellikleri elde etmek. Bunlardır istenilen, kastedilen arkadaşlar. Yoksa sırf ismi değildir Mevla Teala. O yüzden ne yapacaksın? Mevla Teala'nın bütün güzelliklerini, bütün özelliklerini öğrenme arzusunda olacaksın. Sizden bahsediyor. İnşallah. Öylesinizdir inşallah. İnşallah. Öğlen ikram edesin. Eksiksek tamamlasın bizi inşallah. Amin. Hadi bu hafta karar vermiştik de eksiklerimizi ne yapacağız? Tamamlayacağız inşallah. En azından kalbimizde bir dert olsun be. Yani hiç, bu çok maddeyle değil ha bu. Zorla da değil. Kendi kendine düşünüyorsun ya gerçekten. Benim niye Rabbimi bilme derdim olmasın ya? Mevla'yı tanıma derdim niye olmasın ya? Mevla'dan bahsettiğim zaman böyle zevke niye bahsedeyim ya? Saatlerce Allah'tan niye konuşamayayım ben ya? Başka şeylerden konuşuyorsun. Onları anlatmak istemiyorum. Küsten söylemek istemiyorum bana şey. Ama konuşuyorsun. Saatlerce konuşuyorsun. Bir de çenen düşüyor senin bazen. Aman Allah. Bir de dinleyeni bulursan var ya. Aman Allah. Ne konuşuyorsun ben? Niye Allah'tan konuşamıyorsun saatlerce? Başaracağız arkadaşlar. İnşallah. Bu işten zevk alacağız. Zevk. İnşallah. Öyle başaracağız biz. Murat kıl daha takkı gelirim. Mevla Teala Zat-ı Pâk-ı Sübhaniyesi'ne murat kıl. Arzusu olsun, arzuna olsun. Yoksa ifadelerde kalma, sözde kalma, sadece dille kalma. Bu işi gönlüne indir, bütün azalarına indir, bütün zevki azalarında yaşar. Mesela misal veriyorum size arkadaşlar, adam çok tatlı bir yemek yese, ağzına veriyor ama, yani yiyor ama zevk almıyor. Zevk almıyor. En netice onunla hoşlanır mı? Hoşlanmaz. O yüzden ibadetlerden de zevk almazsan bu iş sana ağırlık verir. Bu işin eğitimini görürsek zevkini alacağız inşallah. İnşallah. Bazı Allah dostları varmış. Allah dermiş bütün cemaatin yarısı bayılırmış. Ama siz zevkten bayılırsınız inşallah. İnşallah. Öyle başarmayasınız. Cemali var, kemali seyredim. Allah'ın cemali ve kemali seyredim. Bu Risale-i Kusiyeti. Hep Mevla'dan bahseder. Çok tatlı bir kitap. Elhamdülillah. Hep Allah'ımızdan bahseder. İlla Mevla Teala'ya yönlendirir. Mevla Teala'nın güzelliklerinden bahsedilmesine sebep olur. Okuyan diyor derdi hak yüle boyardı. Bir de dua etmiş. Onu diyor okuyan kişi diyor hak derdiyle boyansın diye. İnşallah Mevla'm bize de ikram edecek inşallah. Dua kabul biiznillah. Şimdi ayetlerimize geldik. Evvel ayet-i kerimelerin nüzul sebebiyle alakalı bir konu anlattım. Ben bu ayetleri bugün müjde olarak aldım. Müjde olarak aldım elhamdülillah.
İnşallah, inşallah bu müjde olacak inşallah Müslümanlar için. Allah'ım ikram etsin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret etmeden önce Medine-i Münevvere'de iki tane kabile vardı. Evs ve Hazreç kabileleri. Bunlar normalde babalara baktığı zaman anne baba bir kardeşler işin başına baktığı zaman ama daha sonra kendi aralarında 120 yıl kan davası gitmişler. Kaç yıl? 120 yıl. Ciddi bir birbirine düşman olmuşlar. 120 yıl. Aslında işin başına baktığında ne? Kardeşler. Kardeşler. Ama sonradan netice neticeler çoğalınca işte derken kardeşler birbirine girerek girme şekliyle Allah bütün kardeşlerimizi muhafaza etsin. Girme şekliyle 120 yıl kan davası gitmişler. En netice İslam'la şerefleniyorlar. Yani kardeş oluyorlar. Hakiki kardeş oluyorlar. İnnemel müminüne ihva oluyorlar. Ancak diyor Hazreti Allah müminler kardeştir. Bu hakikat, bunun hakikatini yaşıyorlar. Mevlam cümlemize ikram etsin. Amin. Bunu yaşayınca tabii bunu gören Medine'deki bir takım Yahudi var Hristiyan ve din düşmanı insanlar münafıkların da gazı var. Dayanabilirler mi Müslümanların hakikaten hakiki kardeşliği yaşamasına? Arkadaşlar çok önemli bir konu burası ha. Bugünkü hastalıkların başı. Tekrar ediyorum. Bugünkü hastalıkların başı. Müslümanların birliğine, beraberliğine, hakiki kardeşliğine, güzel kardeşliğine dayanamayan din dışı insanlar o gün ne yaptılar? Bir takım Evs ve Hazreç kabilesinden gençlerinle alakalı onlar arasında başladılar birbirlerinin güzelliklerini, ifadelerini, kabilelerinin ön planda tutulduğunu biz diyor bu işi biliyorsun neticelendirmiştik Evs kabilesi. Yani onlar işin neticesinde garip durumdaymışlar. Öyle derken aralarında bu tartışma söz söz açıyor. O ona bunu gören Yahudi bir tane yaşlı bir tane genç ifadeler kullanıyor aralarındaki ihtilafı. Aralarındaki daha önceki tefrikayı şekillendirme hususunda beyitler ifadeler ezberlettiriyor. Onları söyleyince bu sıra bunlar birbirine düşüyorlar. Normal bunlar sahabe yanlış olacak. Allah müminler arasında tefrika nasip etmesin inşallah. Amin. Bu durumu gören, bunun durumu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Aranızda Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl birbirinize düşersiniz? Hatta kabirlerini saymaya kadar gidiyorlar ya. O yüzden tezgaha geldin mi, oyuna geldin mi her türlü fitneye, her türlü iftiraya düşersin. Rabbim her birimizi muhafaza etsin. Ama Müslümanın kafirin tezgahına gelme lüksü yok. Böyle bir lüksün yok senin yani. Ya işte anlamam ben. Senin böyle bir lüksün yok. Müslümanların aleyhinde olamazsın. Müslümanların kıymetini yapamazsın. Müslümanlara iftira atamazsın. İftira atanlara destek veremezsin. Mümkün değil. Müslümanı seversin sen. Sanki sizi tarif et. Elhamdülillah. Öyle değil mi? Sesini çıkmış. Ya bir sualiyeyle mi çalışıyoruz yoksa? Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Mevlam kayırsın bizi inşallah. Amin. Ve Mevla bak ayet-i kerime gönderiyor. Ökeyfe tekfurûn ve entüm tütle aleyküm âyâtum. Siz diyor nasıl diyor küfredersiniz? Allah'ın ayetleri size okunduğu halde, Allah'ın ayetleri size bildirdiği halde nasıl küfredersiniz, küfre düşersiniz, inkara gidersiniz, nankörlüğe düşersiniz? Aynı şeyi şimdi kendimize sorun arkadaşlar. Mevla Teala bize ayetler okunduğu halde, bildirildiği halde nasıl Mevla Teala'yı dinlemeyip de başka şeylere insan düşer yani? Nasıl razı olunmadığı hallere düşer? Haramlara nasıl düşer insan? Rabbim
Her birimizi muhafaza etsin. Amin. وَاَنْتُمْ تُتْلَ عَلَيْهِمْ اَيَاتُ اللّٰهِ diyor Mevla'da. Size Allah'ın ayetleri okuyor ya. Rabbimiz ayetleri okuyor ya. Mevla bildiriyor ya. Mevla'ya kulak vermeyeceksin, başka kişiye kulak vermeyeceksin. Mevla'ya kulak vermeyeceksin. Ne'udü billah. İsyanlara kulak vereceksin. İsyanlarda yüzeceksin. Haramlarda yüzeceksin. Ondan sonra da başlayacaksın. Hocam çok sıkıntılıyım. Dertliyim, üzüntülüyim. Gece uyuyamıyorum. İşlerim de şöyle var. Bir hayatını kontrol etsene sen ya. Yani sen kendini masaya bir yatırsana be kardeşim. Huzurum yok hocam. Canlıyı buldum ama huzur yok. Ya mübarek adam kendini bir masaya yatırsana. Sen Mevla Teala'yı memnun etmezsen, Mevla Teala'nın rızasını kazanmazsan, Mevla'yı dinlemezsen nasıl huzur bulacaksın ya? Eğer zaten Allah'ı dinlemeden huzur buluyorsan en büyük tehlike bu arkadaşlar. Demek sen dinin dışına taşıyorsun demektir. Allah muhafaza etsin. Mevlam hepimizi muhafaza etsin. Ve fîküm Resûlüm. Resulullah aranızdayken, içinizdeyken Resulullah'ı dinlememe hususuna nasıl düşersiniz? Nasıl birbirinize düşersiniz? Bugün de Resulullah'ın sünnetleri hayata geçiren Resulullah'ı dinlemiş oluyor arkadaşlar. Hayatta yaşatmış oluyor arkadaşlar. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Böyle Allah dostları aramızda varken, kıymetli Allah dostları aramızda varken Müslümanların birbirine düşme hakkı yok. Rabbim birbirine düşmekle hepimizi muhafaza etsin. Amin. Öle tenazu fetefşelu ve tezeberihukum mesulü ilatı Allah. Birbirinize düşmeyin, münazaa etme, birbirinize çekişmeyin. Müslümanlar birbirine çekişirse diyor, rüzgarınız gider, kuvvetiniz gider, gücünüz gider. Hazreti Allah buyuruyor, gücünüz olmaz. Şu anda durum bu. Ama uyandık Allah'a. İnşallah siz İnşallah. Uyanmadık mı? Bak ayaklayacak abi. Kimsenin gazına gelmeyeceğiz. Müslümanları ne yapacağız? Mümin seviliye tutacağız. Allah'ım. Amin. Ömer yâtısın billah. Her kim Allah'a sığınırsa, olayı öğrenmeden, bilmeden, hiçbir şey araştırmadan, takip etmeden, ön yargılı muamele yok, Rabbine sığınacaksın. Olur insanların hatası olmaz mı? Olur. Müslümanın da hatası olabilir. Ama Müslüman hatası varsa onun kuyusunu kazmayacaksın. Ayağına muz kabuğu koyup da kaydırmaya çalışmayacaksın. Uzaklaştırmaya çalışmayacaksın. Rabbine sığınacaksın. فَعَفُ عَنْهُمْ Bir, affedeceksin. وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar adına Allah'tan özür dileyeceksin. Olur. Niye sen bir mümin hakkında ne yapmasın? Allah'tan özür dilemezsin. Biliyorsundur Allah'ın. İmdile. Hocam diledim de olmadı. Kendine kabahatli o zaman. Dua eder misin sen için yanarak? İçin yanarak dua eder misin? Edersen o zaman tamam. Etmezsen kendi kendine kızacaksın. Ben niye hakikaten böyle içim yanarak dua etmiyorum ya? Başkalarına kızmaya bağlı olmayacaksın. İnsan başkasına kızmak kolay. Hemen başla tak 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 başlasa kızmaya. Başkasına kızmak değil. Kendinde işi bulacaksın. Mevlam başa amel etsin. Böyle Allah'a sığınırsan Rabbine sığınırsan fakat hüdi ilâsın. İşte onlar diyor hidayete tabi olanlardır. Hidayeti bulanlardır. Rabbim onlara hidayet nasip etmiştir. Sizlik bahsediyor inşallah. İnşallah. Doğru yolu bulanlardır. Sıratı müstakibi bulanlardır onlar. Onlar yollarından şaşırtmazlar. Rabbine kulak verirler. Rabbini bırakmazlar. Rabbini dinlerler. Allah'ım başarılır. Ya yönledine amel üttekullah. Ey madenler ikinci ayet-i kerime. Ey madenler Allah'tan sakının. Bak burada ama şu ayet-i kerimenin şurasına dikkatinizi çekiyorum. Ey iman edenler! Demek ki iman etmekle beraber bak insan sakınmış oluyor mu sadece? Olmuyor. İman edenlere tekrar ifade var. İttekullah! Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Ama bu korku böyle şey mantığında olmasın arkadaşlar. Yani Allah beni yakar, şöyle yaparım, cezalandırır. Değil arkadaşlar. Saygı korkusu olsun be. Bu kadar nimetin karşısında, bu kadar güzelliklerin karşısında, bu kadar mükemmelliklerin karşısında ben Rabbime nasıl itiraz ederim? Nasıl asi olurum?
Nasıl kulak vermem? Nasıl Mevla Teala'yı dinlemem? Nasıl harama düşerim? Saygı korkusu olsun arkadaşlar ya. Yoksa Rabbim beni yakar, Rabbim beni cehenneme atar, Rabbim bana şöyle yapar. Bunlara düşmeyin. Rabbim her birimizi bu konuda başarılı eylesin inşallah. Amin. Mevla'dan çekilin diyor Mevla Teala. Sakının diyor Rabbinizden. Mevla'nın başarılı eylesin. Amin. Sonra hatta tukati, hem de gerçekten. Lafla da olmasın. Şimdi kime sorsa, şimdi herkese tek tek sor istersin. Şu kapıdan da git. Allah'tan korkuyor musun de. Herkes de korkuyor mu diye. Ya nasıl korkuyorsun ki gözleri haramlardan rahat rahat sakındırıyorsun. Haramları rahat rahat dinliyorsun. Haramları rahat rahat tutuyorsun. Rahat rahat konuşuyorsun. Ticaretinde rahat rahat ağır ifadeler kullanıyorsun. Ağzı olmayacak ifadeler rahat rahat kullanabiliyorsun. Ama sorgulukları zaman da korkuyorum diyorsun ya. Nasıl olacak bu iş ya? Nasıl bir korku bu ya? Nasıl bir korku ki seni haramlardan alıkoyuyor ya? İşte o yüzden Mevlamı hakkıyla korkun, hakkıyla korkun. Lafla olmasın bu iş. Ya bunu herkes üzerine alsın rica ederim de. İnşallah. Bunu kimseye söylemiyorum. Herkes kendi üzerine ya. Hepimiz kendi üzerimize aldık bunu ya. Biliyorum. Adam böyle bir şey. Tak üzerine almıyor, tak ona atıyor. O diyor, herhalde şuna söyledik galiba. Yok yok, üzerine al be. Üzerine al be kardeşim. Allah'tan korktuğunu söylüyorsun. Rahat rahat haram seyredebiliyorsun ya. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Vela temutun. Ölmeyin diyor Hazreti Allah. Ölmeyin. Ölmemek mümkün mü arkadaşlar? İlla ve entüm Müslüman. Ancak Müslüman olarak ölün. Rabbim bu ifadeleri hakkıyla yaşamaya bir nasip etsin. Lafta bırakmaktan bizi muhafaza etsin. Ölmeyin diyor Hazreti Allah. Ölmeyin. Sakın ölmeyin. 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 Hocam nasıl ölmeyeceğiz? Ölmemek mümkün mü? O zaman diyor Müslüman olarak ölün diyor. Teslim olarak ölün. Allah'ın rızası kazanarak ölün. Pişman olarak ölmeyin. Ahirete pişman gelmeyin. Gitmeyiz inşallah. İnşallah. Hocam nasıl olacak? Kolay. Nasıl yaşarsınız diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tekrar ediyorum. Nasılmış? Nasıl yaşarsınız? Nasıl yaşarsınız? Öyle. Siz Allah'ın izniyle Allah'ın sevdiği kullarla yaşamayı seversiniz. Onlarla beraber olmayı seversiniz. Müminlerle beraber olmayı seversiniz. Mevla'nın razı olduğu yerlerde bulunmayı seversiniz. Bunu şu görüntünün şahidiyiz elhamdülillah. O yüzden böyle de ahirete inşallah başarılı gideriz inşallah. İnşallah. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جِمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, birbirinize ayrılmayın diyor Mevla Teala. Eğer Kur'an'ı aldığı müşterine sımsıkı sarılmazsak, peygamber ona sımsıkı sarılmazsak, çünkü sen sımsıkı sarılmazsan, diğer mümin sımsıkı sarılmazsa, illa ihtilaf buradan başlıyor. Bak dikkat edin ifadeye, Allah'ımız bir. Var mı sorun? Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Dinimiz bir. Kıblemiz bir. Doğru mu? Doğru. O zaman ayrılık nerede? Demek ki bu birlerde hakiki bir sarılışımız yok. Yoksa ayrılık olmaz. Birliğini kabul ediyoruz. Ama neyi kabul etmiyoruz? O hakikatini hakikatine ulaşmıyoruz. Bu sefer cehaletten, bir takım oyunlardan, bir takım yanlışlardan bir bakıyorsun, müminler birbirine düşüyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Şimdi bununla alakalı Efendi Hazretlerimizin bir örneği var. O örneği veriyorum. O örneği alıyorsunuz, beyninize yerleştiriyorsunuz. Bir daha siz anlatacaksınız inşallah. İnşallah. Şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle örnek vermiş bu konuyla alakalı. Bir kuyu düşünün diyor. Ne? Ama zifiri karanlık. Dünya, yani kuyunun ismi dünya yani kısacası. Tekrar ediyorum ne? Zifiri karanlık. Yani dünya. Zifiri karanlık. İçeride de her türlü rahatsız edici haşerat var. İşte onlara saymıyorum sabırlığınızı. Var mı? Var. Karanlık.
Sen de pat diye onun içine düşmüşsün. Neredesin? O karanlık kuyunun dibine kadar düştün. Haşerat adasın? Kaynıyor. Unutmayın bu mesela. O anda yukarıdan bir ip geldi. Ne geldi? Şimdi o ipe nasıl sarılırsın diyor. Nasıl sarılırsın o ipe? Şöyle sarılır mı söyle? Kopkula. Onu diyor ilk önce diyor şöyle bir beline sararsın diyor. Doğru mu arkadaşlar? Omuzların altından bir geçirirsin. Ondan sonra öyle ellerine sımsıkı sarılırsın. Hatta diyor dişlerini geçirirsin ki diyor. Bu ipten kurtulma durumu olmaz. Oldu mu çünkü ne olacak? Oradan perişan olacaksın. İşte arkadaşlar dünya karanlık bir kuyu. Nefis ve şeytan ciddi haşerat. Ciddi haşerat. Ya var ya havada yıkmıyorlar hepsi. Ben size hiç kusura bakmasın kimse. E şimdi Kur'an'ı alayım şu an. Hakiki ip. Kurtuluş ip arkadaşlar. Allah'ım da başarmaya duracağız. Sımsıkı sarılacağız. Velkuru ni'metallahi aleyküm. Hatırlayın diyor Mevla Teala. Allah'ın sizin üzerine vermiş olduğu nimetleri hatırlayın. İlküntüm ba'den. Siz diyor birbiriniz arasında en son hazır çıkabilirler bahsediyor ama bugün de aynı şey geçerli arkadaşlar. Müminlerle alakalı bu konu. Birbirinize düşmandınız. فَاَيْلَفَ بَيْنَ كُلُوبِكُمْ فَاَيْلَفَ بَيْنَ كُلُوبِكُمْ Aranıza diyor ülfeti, sevgiyi, muhabbeti ben koydum diyor Hazreti Allah. Şimdi burası da çok önemli. Sevgiyi kim koyacak? Rabbim koyacak. O zaman biz onu bunu şunu memnun etmeye çalışmayacağız. Biz Rabbimizi memnun etmeye çalışacağız. İnşallah. Rabbimizi memnun edersek Rabbim de kalplerimize sevgiyi yerleştirecek. Sevgiyi yerleştirince de biiznillah aramızda o muhabbet hasıl olacak. İnşallah. Rabbim kendisini memnun edenlerden öbürecek rahmet. Amin. Bak öyle buyuruyor Mevla. لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي اَرْضِ جِمِيعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ Allah'ım diyor ya. Yeryüzü dolusu altın dağıtsan. Yeryüzü dolusu maddeler dağıtsan. Ne istiyorsan dağıtsan. Sevgiyi yerleştiremezsin. Sevgi Allah'tan diyor Mevla. Sevgi Allah yerleştirir. Ama bizde meşhur ifade ne? Şimdi meşhur ifade. E, koca canlı olsa sevgi olur diyor. E ne alakası var ya? Nereden çıkardınız diyor? Şu boşalanları takip et bakayım. Boşalanları takip et. En çok boşalanlar kim biliyor musun? Canlısı çok olanlar. Bir şımarıyorlar zaten. Bir şımarıyorsun. Kendini bilirsin. Ondan sonra Rabbim o yüzden kendisini memnun edenlerden olmayı müsait. Ve küntüm alâ eşrefâ hurfetin minennâr. Fe'enqadekum minâ. Mevlamız diyor. Siz diyor ateşin etrafında, ateşin çukurun etrafında dolaşıyordunuz. Yani cehennemin etrafında dolaşıyordunuz. Oradan diyor Mevla Teala ben sizi kurtardım diyor Mevlamız ya. Yani ayrılıkta, tefrikada Rabbim her birimizi muhafaza etsin. Cehennem etrafında dolaşmak var. Ateş etrafında, ateş çemberinin etrafında dolaşmak var. Ateşe düşme tehlikesi var. Bu işi körükleyenlerin neticesi budur. Fitneyi, nifakı, müminlerin birbirine düşmesinin körükleyenlerin neticesi ateştir arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. O yüzden bu işe alet olmayacağız. İnşallah. Yarım ağzı inşallah diyorsunuz size. İnşallah. Bu işe alet olunmaz arkadaşlar. Mümin birbirine karşı saygısını, sevgisini, muhabbetini, hakikaten tevazusunu, sevgisini yapar, ortaya koyar. اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ diyor aslında Allah. Kafire karşı da izzetli ve şerefli olur. Kafire karşı boyun eğmek yok. Boyun bükmek yok. Zafiyet göstermek yok. Gevşeklik yok. Mümine karşı değil ya. Sen tam tersi mi yapıyorsun? Sizi tenzih ederim. Kederke yübeyyinullahu lekum ayeti ila alekum tehtidu. Mevla Teala yine diyor Mevla.
ayetlerimi size beyan ediyorum, açıklıyorum. Bakın, durum böyle. Hiçbir şeyi Mevla Teala gizli bırakmıyor. Her şeyi aşikar ediyor ki kulların bahanesi olmasın diyor. Ahirette çünkü insan bahane üretir. Der ki ya Rabbi, ben yapacaktım ama öğrenemedim, bilemedim, anlayamadım, açıklanmadı. Önüme sergilenmedi. Anlayamadığım için de, eksik kaldığım için de yapamadım. Bahanesi olmasın diye Mevla Teala Kur'an-ı Azim şu anda peygamber hayatında bütün örnekleri ortaya koyuyor arkadaşlar. Her şeyi aşikar ediyor. Hiç kimsenin bahanesi olmayacak. Kimse bahane üretemeyecek. Ahirette eyvah dese fayda vermeyecek. Tekrar ediyorum, ahirette eyvah dese yapmayacak. Fayda vermeyecek. Mahcup olacak. E niçin mahcup olalım ya? Niçin Rabbimiz olsun huzurunda mahcup çıkalım ya? Ayetlere kulak verelim. Çünkü Mevla Teala Aleyküm Tehdi umulur ki diyor. Ayetlerime kulak verirsiniz. Beyanatlara kulak verirsiniz. O zaman hidayet olursunuz diyor Mevla. Bize yakışır hidayet arkadaşlar. Yanlışa düşmek bize yakışmaz. Hoş olmayan yerler bize yakışmaz. Allah'ın razı olmadığı şeyler, ahlaklar bize yakışmaz. Allah'ın razı olduğu, beğendiği, hoşlandığı ahlaklar bize yakışır. Göründüğümüzde gerçekten örnek ve önder olmak bize yakışır. Kaliteli olmak bize yakışır. Birbirimizi hakkıyla sevmek bize yakışır. Birbirimize düşmek bize yakışmaz. Mahcup oluruz. O yüzden Rabbim bu konuda her birimize başarılar nasip etsin. Amin. Sultanımızın kontrolünde arzu etmiş olduğu o güzellikleri hakkıyla yaşamayabilecek ikram eylesin. Amin. Bugünkü ayetleri inşallah müjde olarak kabul ettim arkadaşlar. İnşallah. İnşallah bu konuda da elhamdülillah güzel bir çalışmalarımız da var. Hem gidişat da mükemmel elhamdülillah. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Daha başarılı bir şekilde. İnşallah. Çünkü bu camiaya, gerçekten bu camianın, yani Efendi Hazretimiz Katı Salavusunu'nun kontrol olan bütün hocaların, Türkiye'mizin bu camiaya ihtiyacı var. Türkiye'ye de dünyanın ihtiyacı var. O yüzden bu işin ana noktası burası arkadaşlar. Başaracağız inşallah. O belirliği beraber de kalacağız. Türkiye'mize güzel örnek olacağız. Dünyaya güzel örnek olacağız inşallah. İnşallah. Mevla hepinizden razı olsun. Bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. El-Fatiha. Vermeyhaber.com